Merhaba gençler. Yeni bir edebiyat dersine hoş geldiniz. Bugün tiyatro konusunu anlatıyorum size. Özellikle Cumhuriyet dönemi tiyatrosundan devam edeceğim. Ama Cumhuriyet döneminde tiyatroya başlamadan önce ilk önce bir bilgilerimizi tazelemek istiyorum sizinle. O yüzden bu şekilde bir hatırlayalım notu oluşturdum sizin için. Biliyorsunuz Eski Yunan'da e, milattan önce 6. yüzyılda Dionys adında bir tanrı var. Bağ tanrısı. E, i̇lk e, tiyatroya benzer e, gösterimler bu Dionys adındaki tanrı kahraman adına düzenlenen dini törenlerden doğuyor. E, daha sonra eski Yunan'da büyük bir gelişme sağlıyor bu e, törenler. Çeşitlenerek günümüze kadar ulaşıyor. Hatta bilirsiniz bu bilgi sizde vardır. E, trajedi, komedi, dram türleri e, zamanla gelişim gösteriyor. Biz Bizim edebiyatımızda da özellikle tanzimat döneminden itibaren trajedi, komedi, dram türlerinde tiyatro eserleri e, yazılmaya başlanıyor. E, yalnız e, modern tiyatroya gelmeden önce ilk önce bizim edebiyatımızda biliyorsunuz, bizim edebiyatımız batı kültürüyle tanışmadan önce e, tiyatronun yerini tutan karagöz, kukla, orta oyunu, meddah hikayeleri, köy seyirlik oyunları gibi geleneksel Türk tiyatrosu adını verdiğimiz türlerimiz vardı. Batılı anlamda bizim hayatımıza tiyatro ne zaman girdi? Tanzimat döneminde bizim edebiyatımıza girdi. Ve biliyorsunuz bizim ilk tiyatro eserimiz Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesidir. Batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimizdir. Daha sonra Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistre adlı oyunu da Sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Bunları e, bilerek e, koyu yazdım ki notlarınızı alırken de siz de bu şekilde önemli olduğunu vurgulayın diye. Tanzimat dönemiyle devam ediyorum. Tabi sadece Şinasi ve Namık Kemal tiyatro eseri yazmamıştır Tanzimat döneminde. Ahmet Mithat Efendi'nin, Recaizade Mahmut Ekrem'in, Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Abdülhak Hamit Tarhan her ne kadar e, oynanmak için değil okunmak için yazsa da 21 tane tiyatro eseri yazmıştır bu arada. Önemli bir e, tiyatro yazarıdır. Ahmet Vefik Paşa çok önemlidir çünkü... Bursa Valiliği sırasında bir tiyatro binası yaptırmıştır. Hatta kendi memurlarını tiyatroya gitmeye zorunlu kılmıştır. Bunun haricinde Moliere'den çeviriler yapmıştır, uyarlamalar yapmıştır. O yüzden altını çizdim çünkü çok önemli bir yere sahiptir. Ahmet Vefik Paşa, Güllü Agop gibi sanatçılar tiyatro türünde önemli çalışmalar yapıyorlar. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Tanzimat döneminde tiyatro bizim hayatımıza girdi ve sanatçılar da birçok tiyatro eseri yazdı. Tanzimat döneminde tiyatro türü ön planda. Servet Hünün dönemine baktığımızda tiyatro türünün biraz daha sönük kaldığını görüyoruz. Çünkü Servet Hünün dönemi biraz daha şiir ve roman ağırlıklı giden bir türdür. Dergicilik ön plandadır. Çok yavaş da olsa biraz daha gelişimini sürdürüyor. Servet Hünün döneminde tiyatroyla ilgilenen 22 tane tiyatro eseri veren Hüseyin Suat Yalçın diye bir isim vardır. Zaten biraz sonra karşımıza çıkacak Hüseyin Suat Yalçın. Onun Çürük Temel diye bir eseri olacak. 1916 yılında oynanacak gençler. Hüseyin Suat Yalçın önemli Servet Yunan döneminde. Ama özellikle Servet Yunan döneminde ve Fecriati döneminde tiyatronun biraz daha geri planda olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatro tekrar ne zaman canlandı? Milli Edebiyat döneminde canlandı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Milli Edebiyat döneminde Darül Bedai dediğimiz ilk ne kuruluyor gençler? İlk resmi bina kuruluyor. ilk resmi Türk tiyatrosu 27 Ekim 1914'te ilk resmi Türk tiyatrosu olan Darül Bedai kurulmuştur. Bu da ona ait bir fotoğraftır. Artık fark ettiyseniz Darül Bedai kurulduğuna göre bizim tiyatromuzda bir gelişim sağlanacak. Şunla vedalaşıyorum tiyatromuzda bir gelişim sağlanacak çünkü özel tiyatrolarının yanında artık resmi tiyatrolarda kurulmaya başlandı. Şuradan yine tekrar ediyorum ee, günümüzdeki ismi İstanbul Şehir Tiyatroları'dır bu arada ama 1914'te Milli Edebiyat Dönemi'nde ne olmuş Darülbedai Osmani isimli ilk resmi tiyatro binası kurulmuştur ve bu şekilde e, aslında tiyatro eserlerimizde sahnelenmeye başlanmış halk tiyatroya daha fazla ilgi göstermeye başlamış e, Oyunlar sergilenmiş Oyuncular yetiştirilmiş Oyunlar yazılmış e, Toplumda bir tiyatro bilinci Oluşmaya başlanmıştır e, Daha sonra işte dediğim gibi darül Darülbedai 1931 yılındaydı Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Adını almıştır ve Şu isim önemlidir gençler Eee burada var mıdır şu anda göremiyorum Darül Bedai'nin başına e, Muhsin Ertuğrul getiriliyor gençler 1927 yılında hemen Muhsin Ertuğrul'u sizin için gösteriyorum çünkü Muhsin Ertuğrul'un Darül Bedai'nin başına getirilmesi çok önemli e, çünkü Muhsin Ertuğrul Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun da kurucusudur bu ismi sakın unutmayın e, devam eden videolarda edebi kişiliğinden bahsedeceğim size şifreli bir şekilde Muhsin Ertuğrul ne yaptı Biliyor musunuz e, yerli yazar, yazarları yüreklendirmiştir tiyatro eserleri yazma konusunda kendisi de aynı zamanda sahneye çıkmıştır e, mesela Necip Fazıl'ı yüreklendirmiştir e, Cevat Fehmi Başkut'u yüreklenmiştir tiyatro, tiyatro eserleri yazma konusunda e, batıdan çevrilen çağdaş tiyatro eserlerini Türk toplumuna sunmuştur e, oyunculuk sahneleme dekor kullanımı ve oyuncuların yetişmelerine katkıda bulunduğu için diyebiliriz ki günümüz Türk tiyatrosunun temellerini atan çok önemli bir isimdir. Allah ondan razı olsun. Evet. Demek ki şimdi bizim tiyatromuz gelişim göstermeye başladı. Milli Edebiyat döneminde iki tane öne çıkan isim var tiyatro türünde. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. ve Müsahipzade Celal'dir. Bu isimler özellikle yazmış oldukları tiyatrolarla ön plandadır. Bakın birisi bu. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. Özellikle Fransız yazarlardan Türkçeye uyarladığı Vaudeville bir komedi türüdür gençler ve komedilerle ön planda olan aynı zamanda kendisi de oyuncu olan bir tiyatro yazarıdır. 8. diye hatta bir oyunu var. Adam i̇bn Refik Ahmet Nuri'dir ismi. E, oyununun ismini kendine soy ismi olarak e, seçecek kadar da tiyatroya düşkün bir isimdir. i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Milli Edebiyat Dönemi tiyatro yazarıymış. Diğer isim kimdi? Müsahip Zade Celal'di. Yine Milli Edebiyat Dönemi'nde önemli bir isim. Genellikle Osmanlı tarihiyle ilgili tiyatro eserleri yazıyor. Her ne kadar yazdığı tiyatro eserleri teknik yönden kusurlu olsa da tiyatroya katkısı çok önemli. Köprüler diye en fazla çıkan tiyatro eserlerini yazdım sizin için. Köprülüler diye bir tiyatro eseri var bir kavuk devrilli diye bir tiyatro eseri var Aynaroz kadısı diye bir tiyatro eseri var Bu arada şunu tekrar hatırlatmak istiyorum Biraz önce unuttum özür dilerim ee, mesela 11 sınıfın e, müfredatında tiyatro konusunda e, İbnül Refik Ahmet Nuri 8'nin e, bir komedisine yer verilmiştir münevverin hali diye bir komedisine örnek verilmiştir Hatta ben e, bu tiyatroyu kendimle sınıfta oynarım çok da eğlenceli olur yani bir komedi örneğidir münevverin hasbi hali o metinden sonra da komediyle ilgili bilgi verilir demek ki hani İbnül Refik Ahmet Nuri 8. komedi yazarı olduğunu bu şekilde de hatırlayabilirsiniz haydi vedalaştım şimdi milli edebiyat dönemi tiyatro sanatçılarıyla şuradan devam ediyorum Hala milli edebiyat dönemindeyiz. Cumhuriyet dönemine gelmedik. 1916 yılında ilk oyun sahneye konuldu. Kimindir? Biraz önce bahsettim. Hüseyin Suat Yalçın'ı hatırladınız mı? Servet Bül'ün döneminde tiyatroyla ilgilenen önemli bir isimdi. Onun Çürük Temel diye bir e, tiyatro eseri vardır gençler. Uyarlama 1916 yılında e, sahneye konulabilmiş. Milli Edebiyat döneminde hatta günümüzde de çürük temel oynanıyor nasıl oynanıyor gençler çünkü hani çok önemli ya o dönemde tiyatro eserlerinin sergilenmesi mesela 100. yılında çürük temel yine tiyatro sanatçıları tarafından oynanmıştır internetten de görebilirsiniz. Bunun haricinde Harit Fahri Ozan soy vardır. Beş hececilerden çok önemli bir isimdir Milli Edebiyat döneminde. Onun Baykuş diye bir tiyatro eseri vardır. O da sahnelenmiştir. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi burada çok önemli bir isimden bahsedeceğim size. Geldik 1919 yılına. Burada ee, sahneye çıkan ilk Türk kadınından bahsedeceğim size. Afife Jale'den. Nasıl çıkmıştır biliyor musunuz? 1919 yılında 13 Nisan'da Apollon sinemasında bir e, gösterim yapılacak bir tiyatronun. Hüseyin yine Suat Yalçın'ın Yamalar adlı bir oyunu var. Normalde e, Emel diye bir karakter var orada. Eliza diye bir e, kadın oynayacakmış. Normalde o e, karakteri, yalnız Eliza Paris'e gitmiş. E, orada da Afife Jale Jale Takma adını alaraktan ilk defa sahneye çıkıyor. Yani o eksikliği doldurmak adına ilk defa sahneye çıkıyor ve dolayısıyla Türk tiyatrosunda Afife Jale e, sahneye çıkan ilk Türk kadını olarak tarihe geçmiştir. Hatta Dünya Tiyatrolar Günü'nde falan bizim e, kadın tiyatrocularımız Afife Jale pozu verip e, fotoğraf çektirirler ki farkındalık yaratmak için. Bakın, nur içinde yatsın. Afife Jale karşınızda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncudur gençler. Buraya 1920 yazmışım ama tarihler değişebiliyor. de kaynaklara göre değişiyor. Afife Jale de bu şekildedir Türk tiyatrosu adına, özellikle kadınların da sahneye çıkması adına çok önemli bir öncülük etmiştir diyebiliriz. Tekrar numar içinde yazdım diyoruz. 1927'de biraz önce söylemiştim, adım adım ilerliyorduk. Darül Beday'nin başına Musin Ertuğrul getirilmişti ve tiyatro zaten gelişim göstermişti. Bununla ilgili konuşmuştuk. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'ni bitirdim diyelim. Biz Cumhuriyet Dönemi'ndeki Türk Tiyatrosu'nu iki dönem şeklinde işleyeceğiz. Birinci dönemimiz 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu, 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu şeklinde bir gidişatımız olacak. Burada... Sizin kaynaklarınızda da muhtemelen bu şekilde almıştır. Burada şimdi öne çıkan isimlerden bahsederek videomu tamamlamak istiyorum. 1923 ve 1950 arasında kimler var? Müsahibzade Celal ile i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. burada da hala eser vermeye devam ediyorlar. Biraz önce isimden bahsettim. Bakın Aynaroz Kadısı burada da karşımıza çıktı. Bir kavuk devrildi burada da karşımıza çıktı. Hani ekstradan fazla fazladan eserlerini vermiş oldum size. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. .'den bahsetmiştim. 8. diye bir tiyatro eseri var demiştim. Hisse-i çok çıkacaktır karşınıza. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun inanmak Bunları müfredata göre anlatıyorum şu anda size. Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası Yaprak Dökümü. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Yaprak Dökümü roman değil miydi? Evet romandı ama tiyatro versiyonu da vardır. Hatta halihazırda oynanmaya da devam etmektedir gençler. Sait Sıraverik'in Sönmeyen Ateş diye bir tiyatro eseri var. Haritvari Ozan Soyun Sönen Kandiller, 10 Yılın Destanı, Nedim diye tiyatro eserleri var. Bu arada şu iki isim yine 5 hececiler milli edebiyat dönemindeki 5 hececiler topluluğuna aittir. Faruk Nafiz Şamlıbel'in Akın, Canavar, Özyurt buraya yazmamışım ama Yayla Kartalı gibi tiyatro eserleri vardır. Beş en önemli isimlerinden birisidir. Hüseyin Rahmi Gürpınar normalde Servet Fünun dönemi bağımsız sanatçısıydı ama uzun yıllar yaşadığı için hala Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam ediyor. Kadın Erkekleşince diye bir tiyatro eseri vardır. Yaşar Nabi Nayır'ın Cumhuriyet döneminde yedi meşaleciler topluluğuna dahildir bu sanatçımız. İnkılap çocuklarıyla Mete diye bir tiyatro eseri var. Cevdet Kudret Solok Yine yedi meşaleciler topluluğuna Dahil olan bir isimdir Onun da tersine akan nehir Rüya içinde rüya diye bir tiyatro eseri var Cumhuriyet döneminde Yine 11. sınıfın müfredatında e, Necip Fazıl Kısakürek'in Bir adam yaratmak isimli tiyatro eserine Yer verilmiştir Demek buradan ne anlayacağız Necip Fazıl Kısakürek de Cumhuriyet döneminde çok önemli bir isimdir Hatta şöyle göstermek istiyorum Necip Fazıl'ı size Onun tohum bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Künye gibi tiyatro eserleri vardır. Hatta gençler Bir Adam Yaratmak tiyatro eseri sahnelendikten sonra işte o kadar fazla ilgi görmüş, biletler tükenmiş. Muhsin Ertuğrul defalarca sahneye çağrılmıştır. Çok ilgi gören bir tiyatro eseri olmuştur. Bir adam yaratmak Reis Bey çok ünlüdür. Hatta e, film versiyonu da vardır. E, i̇zlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de bizim tiyatro tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Necip Fazıl ve onun yazmış olduğu tiyatro eserleri e, mesela Bir Adam Yaratmak ...dram türünde yazılmış bir eserdir. Hani biraz önce dedim ya... i̇bn Refik Ahmet Nuri 8.'nin... E, ...Münevver'in hasibi hali... E, ...komedi tarzında yazılmıştı. Bir adam yaratmakta ...dram türünde yazılmış bir tiyatro eseridir. Ahmet Kusti Tecer vardır Cumhuriyet döneminde. Aşık ve hisseli keşfeden sanatçımız. Onun da Koç Yiğit Köroğlu... ...Köşebaşı, Satılık ev er şeklinde... ...tiyatro eserleri vardır. E, gördüğünüz gibi... E, tiyatro gelişim gösteriyor, bir sürü tiyatro eserleri yazılıyor, Avrupa tiyatrosu yakından takip ediliyor. E, işte i̇şte ne bileyim Cumhuriyet döneminde Ankara'da devlet konservatuarı açıldığı için e, tiyatronun gelişiminde önemli bir etkisi oluyor. Yani ne diyebiliriz? Özellikle Milli Edebiyat döneminde bu Darül Bedai Osmanlı'nın kurulması, Muhsin Ertuğrul'un 1927'de onun başına getirilmesi, e, Avrupa'daki tiyatro gelişiminin yakından takip edilmesi Türk tiyatrosununda çok önemli yönde etkilemiştir diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın